vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandı bu işe? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Malumunuz bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Diyanete Soralım programı vesilesiyle biz de bu bayram akşamında annelerinizde misafir olacağız. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Merak edilen dini içerikli sorulara cevap arayacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı Mehmet Hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanete Soralım ekibinden arkadaşlarımızla bir ön görüşme yapacaksınız. Akabinde de inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden de programımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, Facebook ya da Instagram üzerinden sorularını sormak isteyen izleyicilerimiz her iki platformdan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Oradan gelecek soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına aktarma gayreti içerisinde olacağım. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım. Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, ben de sizin ve bütün seyircilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın bu ikinci gününde bütün mazlum coğrafyanın, özellikle Filistin'in, Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın ve Myanmar'ın bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah onların yar ve yardımcıları olsun. Amin. Ve onlara Cenab-ı Allah zafer nasip eylesin. Amin. Oradaki bebeler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, herkese Cenab-ı Hak yardımını, nusretini ihsan eylesin. Amin hocam. Dün de konuşmuştuk. Yani bu bayram biraz buruk bir bayram oldu bizim için. Ama dualarımızda unutmadan inşallah bu hatırlattığınız şeyleri de sık sık hatırımıza getirip dualarımıza katmalıyız. İnşallah hakiki bir bayram yaşamayı da Rabbimiz nasip eder. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Emre Bey hattımızdaymış. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam Emre Bey, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Hocama bir sorum vardı, merak ettiğim bir şey vardı. Buyurun. Allah'ın dilerse bir insanı dünyaya tekrar hayvan veya başka canlı olarak getirmesiyle alakalı ayetler veya hadislerde bir bilgi var mı? Merak ettim bu. Peki, soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? İstanbul'a selam ediyoruz Emre Bey. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Ya böyle bir şey daha önce hiç sorulmamıştı hocam. Ben de cevabı gerçekten heyecanla bekliyorum. Ne dersiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak insanları vücuda getirmiş, hayata getirmiş ve biz bu dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatındaki ömrümüzü tamamladıktan sonra da bizler öbür dünya alemine gideceğiz. Ve öbür dünya aleminden bu dünya alemine yeni bir dönüş, yeniden dönüş asla mümkün değildir. Çünkü öbür dünya aleminde insanlar Cenab-ı Hakk'a çok yalvarıyor. Allah muhafaza eylesin, cehennemlik olanlar çok yalvarıyor. Allah korusun. Ya leytene nurattu ve la nükezzibe bi ayati rabbina. Bizlere diyor yazıklar olsun, eyvah olsun. Keşke bizi dünyaya tekrar gönderseler ve orada Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve nekûne minel mü'minin ve mü'minlerden olsak. Cenab-ı Hak da bu dönüşün mümkün olmadığını bir sonraki ayet-i kerimede şöyle ifade buyuruyor. Ve lev ruddû le'âdû limânhû anhû ve innehum lekâzibûn. Yani dünyaya tekrar dönmek mümkün değil. Şayet, bak şayet diyor yani şayet. Yani bilfarz, faraza,
İnsanlar dünyaya tekrar döndürülecek olsalar ne yaparlarmış insanlar? Nehyedildikleri, yasaklandıkları şeylere tekrar dönerler. Onları tekrar yaparlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunlar yalancıların kendileridir diyor. Yani tekrar dönsek iyilik yaparız diyenler bunlar yalan söylüyorlar diyor. Şimdi hep şu bir ayeti kerime gösterilir. Bakara suresindeki bir ayet. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz ki? Keyfe tekfuruna billah. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki? Ve kuntum emvaten fe ehyakum. Siz ölüler idiniz, Allah sizi diriltti. Summe yumitukum, summe yuhyikum. Allah sizi tekrar öldürecek ve sizi tekrar diriltecek. Şimdi ayeti kerimenin başında geçen ve kuntum emvaten, siz ölüler idiniz. Buradaki maksat nedir? Yani siz hayatta yoktunuz. Hayatta yoktunuz siz. Allah sizi diriltti. Sonra sizi Cenab-ı Hak öldürecek. Sonra sizi diriltecek. Bu nedir? Bu kıyamettir. Burada asla halk arasında veya çeşitli kesimler arasında reenkarnasyon diye ifade edilen, yani öldükten sonra ruhların başka bir bedende, insanda, hayvanda veya başka bir varlıkta tekrar bedenlenmesi, yani onların içerisine girmesi ve böyle hayatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi diye bir şey İslam inancında asla yoktur. Kur'an-ı Kerim'de asla böyle bir şey yoktur. Bu tamamen uydurma bir senaryodan, Hint dinlerinden geçme bir senaryodan ibarettir. Eğer böyle bir şeyin varlığı söz konusu olursa diyorum, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün mantığı çöker, peygamberlerin bütün mantığı çöker ve Allah'ın sözleri boşta kalır. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak sürekli bize ahireti hatırlatıyor. Elbette. Cenneti hatırlatıyor. Cehennemi hatırlatıyor. Öldükten sonra insanların ruhunun başka bir bedende tekrar hayat bulması demek, ne ahiret var demek, ne cennet var, ne de cehennem var demek. Böyle bir şey Kur'an'da yer alabilir mi? Kur'an gibi sürekli hesaptan bahseden, ahiretten bahseden, kitabın ortaya konulacağından bahseden, peygamberlerin ve şahitlerin ortaya getirileceğinden bahseden ve hak ile insanlar arasında hükmedileceğinden bahseden bir kitap böyle bir şeye bir icazet, bir cevaz verir mi? Bunlar tamamen bu ayetin çarpıtılmasından olan, ibaret olan şeylerdir. Yani bu konuda daha çok konuşabiliriz ama bu kadar özet herhalde yeter. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah iman üzere bir hayat sürebilmeyi ve o şekilde huzura çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Tekirdağ'dan Sedat Bey hattımızda. Sedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz Sedat Beyciğim, bilmukabele. Buyursunlar. Hocam kısa bir sorum olacaktı ama ticarette pazarlık sünnettir diyebiliyorum ama bir satıcının malını satmaya ihtiyacı var, biliniyor. Fakat bu sattığı malı biz pazarlıkla ederinden daha uygun bir fiyata almış olsak kul hakkına girmiş olur muyuz acaba? Bunu sormak istiyorum size. Eyvallah. Soralım Sedat Bey. Teşekkür ederiz. Güzel bir soru. Tekirdağ'da çok selam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Şimdi pazarlık sünnettir ifadesi doğru mu? Bir, bunu sormuş olalım. İkincisi, herhangi bir malı özellikle satan kişinin bu malı acilen satması gerektiğini ve sattıktan sonra da o miktarla bir sıkıntısını gidereceğini biliyorsak, malı öldüm fiyatına çekmeye çalışmak ya da o fiyata almak dinen caiz mi, onu soralım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabe-i kiramın pazarlık yaptıklarını
biliyoruz. Biz zaten sünnet ne ediyoruz? Peygamber Efendimizin yapmış olduğu, işlemiş olduğu şeylere, efendim söylemiş olduğu sözlere ne diyoruz? Biz sünnet diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz bir pazarlık yapmıştır. Efendim ama bu sünnet, yani Peygamber Efendimiz pazarlık yaptı diye bizim her bir alışverişte Peygamberimizin sünnetini ihya edelim diye bir hareket tarzı içerisine girmemiz gerekmez. Bunlar Peygamber Efendimizin bir beşer olarak, bir insan olarak yapmış olduğu şeylerdir. Yani bir peygamber olarak, bir vahiy eseri olarak bu pazarlığı yapmıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sorunuzun ikinci kısmına, sorunun ikinci kısmına geldiğimiz zaman, bir insanın, bir Müslüman kardeşini zarara uğratması asla tecviz edilemez. Buna onay verilemez. Neden? Çünkü bir Müslüman kendisinin menfaatini değil, kendisinden önce insanların menfaatini düşünen bir kimsedir. Bir Müslüman başkasının iflas etmesini, zarar etmesini beklemez. Tam tersine bir Müslüman kardeşi eğer iflas durumuna gelmişse, zarar etmişse onun iflasını önleme yoluna gitmelidir. Bu bakımdan bir malı ölü fiyatı, halk arasında ölü fiyatı denen bir fiyattan almak, fırsatçılık yapmak asla bir Müslüman ahlakına yakışan bir tavır değildir. Ve bir kimse şayet böyle bir alışveriş yapıyorsa bu Müslüman kardeşinin hakkını üzerine geçirmiştir. Hakkını üzerine geçiren bir kimsenin de bu maldan bir bereket umması, iflah olması asla söz konusu olamaz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hattımızda bir telefonumuz daha var. Ömer Bey bizi Mardin'den aramış efendim. Alo. Alo, selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam Ömer Bey. Hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Hocamıza bir sorumuz olacaktı. Buyursunlar. Hocam şimdi biz her yıl arkadaşlarla ortak bir şekilde kurbanlarımızı kesiyoruz. Ancak arkadaşlardan birinin sayısaldan para tutturduğunu öğrendik. Bu durumda arkadaşın kurbanı ortak olması caiz midir, olur mu? Bunu öğrenmek için. Peki. Soru soracaktım. Soralım Ömer Bey. Mardin'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kurban hissedarlarından bir tanesi bir şans oyunundan para kazanmışsa bizim kurbanımıza bir sıkıntı oluşturur mu bu? Kurban kesen insanların kazançlarının tamamen helal olması ve kurbana vermiş oldukları bu paranın helal kazançtan olması gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haram kazançtan elde edilen bir şeyle yapılan ibadetin makbul olamayacağını, Allah'ın bunu kabul etmeyeceğini ifade etmiştir. Ve Allah ancak helal olan bir şeyi kabul eder. لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِسًا. Yani ancak halis bir ameli Cenab-ı Allah kabul eder buyuruyor. Şans oyunlarından veya buna benzer yerlerden elde edilen paralar, bunlar helal değildir. Bunlar binlerce insanın hakkını üzerine geçirmektir ve binlerce insanın hakkı üzerine geçirilen bir parayı, binlerce belki milyonlarca diyelim, milyonlarca insanın hakkını şimdi biz alıyoruz. Allah korusun. Bir ibadet, ibadet olan bir hayvana hisse olarak giriyoruz ve milyonlarca insanın hakkı olan bir şeyi biz ibadet olarak kabul ediyoruz ve başka insanların ibadetlerini de sakatlatıyoruz. Böyle bir şeye cevaz verilemez. Dolayısıyla insanların kurban keserlerken, tabii herkesin tek tek mal varlığını araştırmak çok zor. Ama hiç değilse bilindik insanlarla, hiç olmazsa bilindik insanlarla ortaklık yapmaları veya güvendikleri vakıflar aracılığıyla bu kurbanlarını kestirmeleri önem arz ediyor. Eyvallah hocam. Hayat Hanım'ın selamları var size, bir sosyal medya sorusu. İnsanlar kendi aralarında sadece eğlenmek maksatlı fal bakabilirler mi demiş. Fal bakmak eğlence şeklinde de olsa
asla doğru bir şey değildir. Yani haram olan bir şeyin, günah olan bir şeyin eğlencesi olamaz Furkan'cığım. Maalesef çok yapılıyor. Evet. Yani bir şey haram ise biz bunu eğlencesini yapalım. Fal bakmak haram mıdır? Haramdır. Efendim veya ne bileyim kumar haram mıdır? Haramdır. Ya biz bunu işte eğlencesini yapalım falan düşüncelerle haram olan bir şeyi eğlence haline getirmek Müslümana yakışan bir ahlak tarzı değildir. Onun için böyle eğlencesine de olsa fal bakma şeylerinden insanların sakınmaları gerekir. Hatta mesela diyelim ki insanlar kahveler içiyorlar ve ondan sonra kahvelerin dibinde kalan şeyle yorum yapıyorlar. İşte bir yani eğlencesine evet. inanmıyoruz ama diyor bunu eğlencesine falan yapalım diyorlar. Cenab-ı Hak bir şeyi yasaklamışsa artık ona eğlence olarak da yaklaşmamak gerekir. Eyvallah hocam. Ümit ederim inşallah izleyicilerimizden bu hata yapanlar hocamızı duyup bundan sonra yapmazlar. Mustafa Bey'in selamları var. Diyor ki hocam boşanan eşler tekrar evlenmeye karar verirlerse aralarında yeniden mehir belirlenmesi gerekir mi? Mehir nikahın şartlarından mıdır demiş. Evet. Boşanan eşler bunlar zaten boşanmışlar artık. Boşandıkları zaman yabancı kişi haline gelirler bunlar. Yani tamamen birbirine yabancı kişiler haline gelirler. Dolayısıyla nasıl ki yabancı kişiler evlendikleri zaman burada mehir bir şart ise boşanan eşler tekrar evlendikleri takdirde yeniden yani halk tabiriyle sıfırdan bir nikah yapılması gerekir. Dolayısıyla burada mehir de belirlenmelidir. Eğer mehir belirlenmemişse daha sonra da belirlenebilir. Veya emsal mehir dediğimiz bu hanımefendinin kendi emsalleri arasındaki mehir neyse o miktarda bir mehir belirlenir ve bu hanımefendiye artık verilir. Yani olayı tamamen yeni bir nikah akdi gibi gibisi de fazla yeni bir nikah akdi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Peki efendim. Ayhan Bey'in selamları var size. Hayırlı yayınlar dileklerinde bulunmuşlar. Muhterem hocam keramet nedir demiş. Bir arkadaşımız içine doğduğu şeylerin gerçekleştiğini söylüyor, çıktığını söylüyor. Bu bir keramet midir? Günümüzde keramet sahibi kimseler var mıdır demiş. Keramet Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına, peygamberlerin dışında tabii ki efendim, mümin kullarına vermiş olduğu olağanüstü bir takım hallerdir. Ehl-i sünnet inancında keramet vardır. Ve biz keramete ehl-i sünnet olarak inanıyoruz. Lakin insanın içerisinde yani kalbine doğan şeylerin tahakkuk etmesi keramet olarak değerlendirilemez. Yani bunlar bir müminin kalbine gelen ilhamlar şeklinde değerlendirilir ve bu ilhamların bir kısmı tahakkuk edebilir. Burada dikkat çekmemiz gereken bir husus var. O da nedir? Bu kerametin artık amiyane tabirle ifade edeceğim. Artık sulandırılmış olmasıdır. Yani önüne gelen kimse işte keramet bekliyor veya keramet gösterdiğini ifade ediyor. Veya bir kimseye inanan insanlar sürekli onun kerametlerinden bahsediyorlar. Yani şöyle keramet oldu, böyle keramet oldu, şurada kerametini gördük vesaire gibi. Bu keramet haddi zatında anlatılan ve anlatılması gereken bir şey de değildir. Eğer bir mümin keramet ehli ise yani Allah ona olağanüstü bir takım hasletler, özellikler vermişse tam tersine bunları anlatmak yerine saklamalı ve Cenab-ı Allah'a hamd etmeli, şükretmeli böyle bir hale maruz kaldığı için kalkıp da insanların birbirine keramet yoluyla üstünlük taslamaları veya bu keramet yoluyla
efendim kendilerinin daha hak yolda, daha doğru yolda olduklarını iddia etmeleri doğru bir şey değil. Bundan kaçınmak lazım. Günümüzde keramet ehli insanlar olabilir mi? Olabilir, tabii ki olabilir. Efendim, kıyamet gününe kadar da olabilir. Çünkü kıyamet gününe kadar müminler var olduğu sürece bunlar olabilir. Eyvallah hocam. En güzel keramet istikamet üzere olmaktır derdi bir hocamız. Evet. Hele bu dönemde değil mi evet, hocam? Evet, bu çok çok önemli tabii. Eyvallah. Bünyamin Bey'in selamları var. Çankırı'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, muhabbetler demiş. Dedemle babaannem yaşlı ve kendi işlerini zor yapıyorlar diyor. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Onları bizim yanımıza almak istiyoruz. Hani gelin size burada bakalım ihtiyaçlarınızı giderelim diyoruz. Onlar İstanbul'a gelmek istemiyorlar. Biz de işimizi gücümüzü kurduk hem babam hem ben. Haliyle köye gidip de onlarla beraber yaşama imkanımız da yok. Böyle bir problem var aramızda diyor. Acaba dinen bu konuda bir sıkıntı oluşturur mu? Hani biz onları yanımıza almayı çok arzu ediyoruz ve yürekten istiyoruz ama bizim köye gitmemiz teknik açıdan mümkün değil demiş. Evet. Burada yaşlı insanların yaşlılıklarını bir defa kabul etmeleri gerekir. Bu ne anlama gelir? Yani artık her zaman bizim sözümüz geçsin değil, çocuklarımız daima bizi dinlesinler, mecburlar bize. Çünkü biz anneyiz, babayız değil. İnsanlar iş kurmuşlar, çocukları iş kurmuşlar ve bu sebeple de annelerin babalarının yanında kalmaları mümkün değil. Eşlerinin veya çocuklarının da gelmesi mümkün değil. Burada doğrusu olan nedir? Yaşlı insanların çocuklarının yanına gitmeleridir. Yani eğer hava bakımından, sıhhi bakımdan herhangi bir problem yoksa çocuklarının yanına gitmeleri ve çocuklarının onlara bakmalarıdır. Böylece devamlı onların yanında olurlar, gözetim altında olurlar. İhtiyaçları daha iyi bakılabilir. Ama diyelim ki sağlık açısından bir problem varsa, yani bu şehirde yaşamak gibi, başka şehirde yaşamak gibi, bu takdirde eğer imkanları varsa, hani onlara bir bakıcı bulabilirler. Bu yöntemle de onların bakımlarını yapabilirler. Böyle bir şey olmadığı halde maalesef bizim bazı yaşlı insanlarımızda bu var. Geleceksin, ben babayım, ben anayım, ben atayım, ne olursa olsun burada beni bakacaksın gibi bir dayatmaları ve diretmeleri var. Onların da bundan kaçınmaları gerekir. Yani adaletli olmak gerekir. Eyvallah hocam. Sağlık, afiyet diliyoruz bütün büyüklerimize. Bilecik'ten bir telefonumuz var, Emrah Bey hattımızda. Alo. Hayırlı akşamlar. Sağ olun Emrah Bey, hayırlı akşamlar. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz efendim, bilmukabele. Benim bir sorum olacaktı, borçla alakalı. Buyurun. Ben arkadaşıma geçtiğimiz sene içerisinde 50 bin lira kadar borç vermiştim. Bu Mayıs ayında ödeyecek, öyle anlaşmıştık. Ama ikimizin içi de bu konuda razı değil, rahatsız ikimiz de. Çünkü para çok değer kaybetti ve bakıldığı zaman her şey 3-4 katı arttı, her şeyin fiyatı. Ben bu parayı altın değeri üzerinden alsam herhangi bir vebale girmiş olur muyum acaba? Peki. Emrah Bey, kolaylıklar diliyoruz arkadaşınıza da ve diğer borçlu kardeşlerimize de ödeme kolaylıkları niyaz ediyoruz Rabbimizden. Bilecik'e selam olsun. Şimdi burada her iki tarafta gayet iyi niyetle ikimiz de rahatsızız bu durumdan diyor. Yani hem ben parayı verdim, param değer kaybetti. Hem de parayı alan, borçlu olan kimse de aynı ile iade etmek istemiyor. Çünkü paranın değer kaybettiğini o da biliyor. Bunu altına endeksleyip de o şekilde alabilir mi hocam? Evet, bu günümüzde sıkça sorulan ve karşılaşılan durumlarda durumlardan bir tanesidir. Kişiler zamanında tabii ki borçlarını ödeyemiyorlar. Ödeyemedikleri zamanda paranın enflasyon karşısında bir erimesi söz konusu. Bu durumda borç veren kişi bu mağdur oluyor. Borç alan kişi de vicdanen rahatsız oluyor. Evet. Yani ödeyemiyor çünkü. Ödemek istiyor, ödeyemiyor. Bu durum İslam alimleri arasında konuşulan bir husus. İslam alimlerinin
Tabii ki büyük bir çoğunluğu buna cevaz vermez. Yani ne olursa olsun kişi diyelim ki lira üzerinden bir borç almışsa bunu altına çevirmesinin caiz olmayacağı şeklinde fetva veriyorlar. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulumuz yeni bir bu konuda fetva yayımladı. Ve bir kimsenin böyle bir duruma düştüğü zaman, yani borç verende şey arasında, borçlu arasında bir ihtilafı önlemek üzere şayet nakit olarak anlaşmışlarsa bunu altına çevirebileceklerine, endeksleyebileceklerine dair bir fetvası var. Böyle yaptıkları takdirde her iki taraf da mağdur olmayacaktır. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ömer Bey'in selamları var. Zekat verilmesi gereken mallarda aranan şartlardan birinin de artıcı olması gerektiğini hem sizden hem de kitaplardan öğrendim diyor. Fakat param TL olarak durduğu için piyasaya göre değer kaybedebilmekte. Buna göre ben zekatı neye göre vereceğim hocam diyor. Yani para diyor hani hem artıcı özelliği var gibi görünse de bir taraftan değer kaybetti diyor. Farklı bir yaklaşım. Ne deriz Ömer Bey'e? Evet. Şimdi bazı şeyler yaratılış itibarıyla artıcı olur. Paralar böyledir, altınlar böyledir. Yani her ne kadar paraların değeri düşse bile yine onlar artıcı olma, nami biz buna diyoruz. Nami olma vasfını, artıcı olma vasfını kaybetmezler. Çünkü yaratılış itibarıyla bunlar para olarak yaratılmıştır. Evet. Yani bunlar bir eşya gibi değerlendirilmez. Bir masa gibi, bir sandalye gibi değerlendirilmez. Dolayısıyla her zaman paralarda artıcı olma vasfı vardır. Yani paralar bazen değer kaybeder, bazen evet. değer kazanır. Bunlar zaten doğasında olan şeyler diyorsun. Tabii mantıklı olarak şöyle düşünüyor. Yani benim diyor 300 bin liram vardı diyor. Efendim enflasyon örnek olarak %50-60 civarındaydı diyor. Benim param şuraya indi diyor. Hani diyor benim param artmadı, niçin zekatını veriyorum? Bu böyle bir mantık kuruyor. Halbuki bu mantık açısından, kendisi açısından isabetli olsa bile dini açıdan isabetli değil. Neden? Çünkü paranın kendisinde artıcı olma özelliği vardır o sebeple. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Hande Hanım'ın selamları var. Yaşanan kazalar, musibetler, hastalıklar, bir takım hataların ve günahların bedeli midir? Bu konuda hocam bize cevap verebilir mi? Hatta genelde insanlar da şöyle der ya, işte bir hastalık çekersiniz, inşallah günahlarına kefaret olur falan evet. diye. Hande Hanım da bu soruyu sormuş. Şöyle ifade edelim. Yani bir Müslüman hiçbir zaman işlediği günahının cezasını dünyada çekmez diye bir şey söylememiz asla doğru olmaz. Yani doğru olmak lazım, doğruyu söylemek lazım. Asla doğru değildir. Efendim, bütün çektiğimiz sıkıntılar, efendim başımıza gelen musibetlerin hepsi tamamen bizim günahlarımızdan kaynaklanıyor diye bir yaklaşım tarzı da doğru değildir. Peki doğru olan nedir? Bir takım çekmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetlerin kaynağı bizim hatalarımız, günahımız olabilir. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Sizin başınıza gelen bazı musibetlerin, bak bazı musibetlerin kaynağı kendinizdir diyor. Kendinizdir. Yani bunu illaki şey olarak değerlendirmemek gerekiyor. Mesela siz gidip eğer bir ırmağın kenarına ev yaparsanız illa bunu Cenab-ı Allah'ın musibeti olarak değerlendirmeyeceksin. Eğer siz gidip ırmağın kenarına ev yaparsanız bir gün sel sizin evinizi götürürse Allah sana bir musibeti böyle al sana bir musibet mi dedi? Kendi musibetini kendin hazırladın, istedin. Cenab-ı Allah da sen istediğin için onu sana yaratmış oldu.
Veya siz şimdi gidiyorsunuz efendim, yani deprem ülkesiyiz değil mi? Siz eğer giderseniz tam fay hattının üzerine size söylendiği halde bile bile ben fay hattının üzerine evimi yaparım, Allah'a da tevekkül ederim, bana hiçbir şey olmaz diye düşünürseniz o deprem gelir sizin evinizi de yıkar ve Allah da efendim sizi burada korumayabilir. Dolayısıyla bir takım musibetlerin sebebi yine kendimiziz. Ama bir takım günahlarımız dolayısıyla Cenab-ı Hak bize uyarılar da vermiş olabilir. O zaman bu uyarıları hemen dikkate almamız gerekiyor. Ve asla ve asla burada bir gevşekliğe neden olmamak gerekiyor. Yani bir denge. Her iki tarafta bir dengenin olması gerekiyor. Peki hocam, hani Hande Hanım'ın sorusunu okurken benim aklıma şu Efendimiz'in hadis-i şerifi geldi. Ayağınıza takılan taş, hatta ayağınıza batan diken bile sizin affedilmeniz için Cenab-ı Allah tarafından karşınıza çıkartılmıştır. Minvalinde bir hadis geldi aklıma. Evet. Bunu da ayrı değerlendirebiliriz ama, değil mi yani? Tabii. Evet, biz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ondan sonra başımıza gelen hadiselerde belki günahlarımıza kefaret yine olmaz mı hocam? Tabii ki olur. Yani bir hastalık, küçük bir hastalık bile, bir kişinin burnunun kanaması, bir kişinin ayağına bir diken batması, ayağına taş değmesi, bunlar bile bir müminin günahlarına kefaret olabilir. Efendim, veya hiç yani günahı olmasa bile onun sevabının artmasına vesile olabilir. Yani şu anlamada gelmiyor. Ayağımıza bir diken battı, demek ki bir günah işlemişiz anlamına da gelmiyor. O da değil tabii. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yağmur Hanım'ın size selamları var kıymetli hocam. 2 yıl üst üste Ramazan ayında ameliyat olmasından dolayı oruçlarını tutamamış bir müddet. Bu seneki Ramazan ayıyla beraber yaklaşık 30 günlük bir borcum var diyor. Malum şimdi de Şevval ayındayız. Şevval ayında bu borçlarımı ödemeyi düşünüyorum. Ödemeli miyim? Bu konuda hocamın cevabını beklerim demiş. Ayrıca şunu da soruyor. Peygamberimizin hani Şevval ayında 6 gün tutulmasını tavsiye ettiği oruçlar var ya, ben bu 30 günü tutarsam, borçlarımı ödersem bu tavsiye olunan 6 günü de tutmuş kabul edilir miyim demiş. Öncelikle sondan başlayalım. Bir insan bir ibadeti 2 niyetle yerine getiremez. Yani hem nafile olarak hem de farz olarak niyet edemez. Dolayısıyla bir insan Şevval ayında oruç tutacaksa Şevval orucuna mı niyet ediyor yoksa kaza orucuna mı niyet ediyor? Niyetini kesinleştirdikten sonra yapması gerekir. Efendim, bu Şevval ayıdır. Ben hem kazama niyet ediyorum hem Şevval'e niyet ediyorum dediği takdirde bu kaza borcu olarak ödenir. Şevval ayı sebebiyle bu kişi oruç tutmuş olmaz. Yani nafile oruç tutmuş olmaz. Ve Şevval ayını oruçla geçirmekle bu kimse 30 gün Şevval ayında oruç tutmuşsa, Ramazan'da da tutmuş, Ramazan'da 2 yıl tutmadım diyor. Şevval ayında kalkıp da bu 30 günü tutmakla sadece 1 yılı ödemiş olur. Yine 1 yılını ödemesi gerekir. Yani toplamda 30 günmüş hocam. Toplamda 30 günse tamam, o zaman olabilir. Yok, o zaman olabilir. Peki burada şunu yapabilir mi? Çok sık sorulur bu, o yüzden soracağım. Hani normalde biz Ramazan ayında oruç tutsaydık hiç fasıla vermeden peşi sıra tutmamız lazımdı ama kaza ederken de böyle bir şart var mı? Oruçları kaza ederken bir kimse ara ara tutabilir. Bunları peş peşe tutması gerekmiyor. Peki. Ortak bir soru, bunu da sorayım. Şevval oruçlarını tutmak isteyen bir kimse var. Öbür taraftan da Ramazan'da meşru mazeretleri sebebiyle oruçlarını tutamayan ve kaza borcu olan kimseler var. Önce kazayı mı tutsunlar, Şevval'i mi tutsunlar? Evet, elbette farz oruç ile nafile oruç arasında bir tercih yapılması gerekiyorsa biz deriz ki farzı tercih etsin. Yani öncelikle borçlarını ödesin deriz. Şöyle bir soru soralım o zaman. Soruları hepsi buyur, soruyorsunuz ya Furkan'cığım. Yani iyi oldu hocam. Yani bu sefer de ben soruyorum soruyu. Estağfurullah. Bu kimse diyelim ki farz borcu var. Farz borcu dururken Şevval orucu tutabilir mi? Evet, tutabilir. Yani Hanefilere göre bunda da herhangi bir problem yok. Yani bir insan nasıl kaza
namazı varken nafile kılabiliyorsa böyle borç olarak kaza borcu, oruç borcu olan bir kimse de nafile olarak oruç tutabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Nasıl, sorumu beğendiniz mi? Güzeldi hocam. Allah tamam. razı olsun. Tokat'tan bir telefonumuz var. Zafer Bey hattımızda. Alo. Alo. Buyurun Zafer Bey. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Amin, sağ olun. İki tane sorum olacaktı. Öncelikle ilk sorum, bir kadın eşinin izni olmadan veya eşinden habersiz evindeki eşyadan veya yaptığı yemeğinden, gıda ürünlerinden bir başkasına verebilir mi? İkinci sorum ise, hocam ben bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 6 yıldır birikim yapıyorum. Hı hı. Onun haricinde bir birikimim yok. Bu birikimim de nisap miktarını aşmış durumda. Bunun için zekat vermem gerekir mi? Peki. Tokat'a selam ederiz. Hayırlı bayramlarınız olsun Zafer Bey. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Bir hanımefendi eşinden habersiz böyle bir şeyler yapsa, yani biri de yemek vermek herhalde çok büyük bir problem oluşturmaz gibi geliyor ama bana. Ne dersiniz? Bu tamamen eşinin tutumuyla alakalı olan bir şeydir. Eğer eşi, yani kocası kendisine harçlıklar vermişse bu harçlıklarını dilediği gibi harcayabilir. Yani başkalarına yemek de verebilir, hediye de alabilir. Diyelim ki böyle bir harçlık vermedi ama biliyor ki benim kocam cömert bir insandır. İnsandır, her şeyden önce insandır. Efendim cömert bir insandır, bana bir şey söylemez, herkes kocasını bilir, huyunu bilir. Bu takdirde ikramlarda bulunabilir. Bu ikramda bulunduğu zaman da hem kocası adına hem kendi adına sevap işlemiş olur. Ama bir koca cimri ise, cimri Allah korusun, bir koca cimri ise ve karısına benim iznim olmadan kimseye bir şey veremezsin sen. Kimseye ikramda bulunamazsın, hediye falan veremezsin. Benim verdiğim paraları artıramazsın, kenara koyamazsın. Bununla tasarrufta bulunamazsın gibi bu kötü söylemler, kötü söylemler diyeceğim. Kötü söylemlerde bulunmuşsa bu kadının da kalkıp bu tür şeyleri yapması doğru olmaz. Eyvallah hocam. Cenab-ı Allah iyilerle karşılaştırsın. Amin, amin. Zafer Bey'in ikinci sorusu da şu, bireysel emeklilik sistemine dahilim dedi. 6 yıldır buraya bir şekilde bir birikim yapmış. Başka birikimim yok, buradaki birikimim de nisabı aşıyor. Zekat vermeli mi hocam? Evet, bireysel emeklilik sistemine yatırılan paralar çekildiği takdirde, diyelim ki ben bugün bunu çekiyorum ya da yarın bunu çekiyorum. Çekildiği takdirde nisap miktarını geçmiş ise ne kadar alabiliyorsa o değer üzerinden zekata tabidir. Diyelim ki bir kimsenin bireysel emeklilikte 300 bin lira bir parası var ise, ki bu miktar nisaba ulaşmıştır. Efendim çektiği zaman 300 bin lira çekebiliyorsa bu artık nisaba ulaşmıştır. Daha önce zekat vermemişse nisaba ulaştığı andan itibaren bir yıl bekler ve yine nisap ve üzerindeyse bunun zekatını vermekle mükellef olur. Yani bireysel emeklilik sistemini çalışan kişinin emeklilik sistemiyle karıştırmamak gerekiyor. Burada istediğimiz an ayrılabiliyoruz. Tabii çünkü, burada istediği zaman kişi ayrılabiliyor ama çalışan bir kimsenin primleri yatırılıyor. Diyeceksiniz ki bu da ayrılabiliyor ama emeklilik sistemi hemen bu parayı vermiyor tabii kişiye. Veya işte memur olarak çalıştığı zaman. Onlar yani zorunlu sigorta dediğimiz şeylerde buna tam malik olmadığı için, tam tasarruf edemediği için bunlar zekata konu değil. Ama diyelim ki ayrıldı çekti, o zaman zekata konu olur. Yani erkenden de ayrılsa çekse elinde olduğu için para, mülkiyetine sahip olduğu için zekata konu olur. Ama bireysel emeklilik sisteminde her zaman ayrılabileceği için, biraz zarar da etse ayrılabileceği için bu zekata konu olur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.
Antalya'dan bir telefonumuz var. Musa Bey hattımızda. Alo. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun Musa Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Hocam benim sorum bu ele dökülen yapıştırıcı, hızlı yapıştırıcılar var. Bunlar çıkmıyorsa gusül abdestine engel midir? Aynı zamanda bizim marangozluk işle de uğraştığımız için fark etmeden hani elimizde falan yapışıyor. Bu aynı zamanda namaz kılmamızda engel midir? Namazı tekrar kılmamız gerekir mi? Peki. Allah kolaylıklar versin Musa Bey. Antalya'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani o tarif ettiği yapıştırıcı döküldüğünde hocam bir tabaka oluşturuyor böyle kalınca. Hatta sert bir plastik edası da veriyor. Bu acaba abdeste mani midir? Bir meslekle iştigal eden kişilerin ellerine yapışan tutkal, zamptır vesairedir, boya efendim. Bunlarla bir meslekle uğraşmayan kişilerin ellerine yapışan boya, tutkal, bunlar birbirinden tamamen ayırt edilmesi gerekir. Şöyle ki eğer bir insanın mesleği örnek olarak işte beyefendinin ifade ettiği gibi marangoz ise sürekli böyle tutkallarla falan uğraşıyorsa bu mümkün mertebe onu çıkarmaya çalışır. Ama devamlı bunun mesleği olduğu için kaçınamaz. Bundan da kaçınamaz. Bunlara izin verilmiştir. Bu şekilde aldığı abdestler geçerlidir. Aynı zamanda bir boyacı ustası diyelim ki yağlı boya yapıyor ve sürekli bunun mesleği bu. Her bir namaz vaktinde kalkıp bunları çıkarmaya kalktığı zaman bayağı bir problem yaşar efendim. Bunlara da izin verilmiştir. Ama sizin gibi benim gibi bu işlerle uğraşmayan bir kimse eğer bir yağlı boya eline yapışmışsa ya da bir tutkal yapışmışsa bunu çıkarması gerekir. Yani ufak tefek çıkarmış, uğraşmış ama izi kalmışsa bu da bir problem değildir. Bunu da çok vesvese haline getirmemek de gerekir aynı zamanda. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hasan Bey'in selamları var. Kendisinin bir dükkanı varmış efendim. Depo olarak kiraladım diyor ben. Fakat kiralayan şahıs dükkanı depo olarak kiralayacağını söyledi. Evet, depo olarak kiralıyor. Fakat alkol depoluyormuş. Hmm. Şimdi ben sözleşme de henüz bitmedi. Bu aldığım kira helal midir? Biraz tereddütteyim hocam diyor. Ne yapayım? Bir Müslümanın sonradan fark etse bile böyle bir işe izin vermesi söz konusu olamaz. Yani bu işe izin vermemesi gerekir. Ve bu konuda kiracısını uyarması, kendisinin bir Müslüman olduğunu, dini hassasiyetli olduğunu ve böyle bir şey bilmediğini, tahmin etmediğini, dolayısıyla böyle bir şey satmamasını kendisinden rica eder. Ve bunun için de tahliye davası açmalıdır. Dükkanını daha tamamen helal olan kişilerin işletmesi adına bunu açmalıdır. Bu tahliye davası sonuçlanana kadar da o kısımdan elde etmiş olduğu sadece alkol mu bu oraya şeye evet, depolamış? Öyle yapmış. Ha, evet. Buradan almış olduğu parayı da fakir fukaraya, yoksullara vermesi uygun olur. Peki. Ayşe Hanım'ın selamları var hocam. İlginç bir soru. Diyor ki hocam benim hiç dahlim ve haberim olmadan 30 yıl önce bir tapu benim üzerime geçirilmiş diyor. Yani sahibi benim üzerime yazdırmış ve biz bunu hiçbir türlü bulamadık diyor. Sahibini sorduk, 30 yıldır da böyle bir kayda ulaşamadık falan. Velhasıl kelam sorunun çıkış noktası şu. Ben bunun parasını, buranın aşağı yukarı raiç bedelini bir kuruma, kuruluşa, kişiye, fakir fukaraya versem. Zaten tapu da benim ya diyor. Bunu tamamen kendime helal kılabilir miyim? Bu kimse öncelikle tapu dairesine bunu haber vermeli. Yani bu mülk benim üzerime yazılmış ama bu benim değil, başka birisi benim üzerime yazdırmış diye tapu dairesine haber vermeli. Tapu dairesi ona nasıl bir yol tavsiye ediyorsa ona göre hareket etmelidir. Efendim benim üzerime yazdırılmış diye onu sahiplenemez veya ben bunun gelirini fakir fukaraya vereyim falan diye de düşünemez. Bunun sahibi yoksa sahibi devlettir. Dolayısıyla bu bir hazine arazisi olmuş olur.
Bunu da devlete iade etmek gerekir. Eyvallah hocam. Dün konuşmuştuk, bugün de konuşalım istiyorum hocam. Malum Şevval ayına girdik artık. Şevval ayı ile alakalı izleyicilerimiz, hem bizi izleyenler hem şu an radyoları başına dinleyenler çok yoğun sorular soruyor. Şevval ayının özen gösterilmesi gereken şeyleri nelerdir? Sadece bu 6 gün oruç tutup bundan sonrasını böyle normal yaşamak makul mü? Yoksa yani Şevval ayında da bazı yapacağımız farklı şeyler var mı demiş genelde izleyicilerimiz. Evet, tabii ki Şevval ayında en belirgin ibadetimiz, yapacağımız ibadet bu ayda oruç tutmaktır. Şevval ayında oruç tutmaktır. Burada esasen dikkat etmemiz gereken şey, bütün aylar Cenab-ı Allah'ın ayıdır. Evet, Ramazan'ın ayrı bir yeri var, ayrı bir özelliği var. Kadir Gecesi'nin ayrı bir özelliği var. Ama Şevval ayında 6 gün orucu Peygamber Efendimiz bize niçin tavsiye ediyor ve kendisi niçin tutuyor? Bunu düşündüğümüz zaman şunları söyleyebiliriz. İbadetler süreklilik arz etmesi gerekir. Yani ben bunları Ramazan'da yaptım, tamam şimdi bitti değil. Efendim bir insan tabii ki farz olan namazlarını senenin her gününde kılmak zorundadır. Bir insan nafile oruç tutacaksa diğer aylarda da bunu tutabilir. Her ayın eyyamı bir denilen 13, 14, 15. günleri tutabilir. Pazartesi, perşembe günleri tutabilir. Şevval ayı bize diyor ki yani ibadetlerden kendinizi alıkoymayın. İbadetler artık sona ermiştir diye böyle bir kanaat içerisine, zan içerisine düşmeyin. Ve Allah'tan kopmayın. Yani Şevval ayı bize esasında bunu söylüyor. Yani siz Allah'tan kopmayın. Allah ile bağınızı kesmeyin. Allah ile iletişiminizi kesmeyin. Esas olarak bunu söylüyor bize. Yani bu hani Ramazan'dan önce Recep ve Şaban ayında kondisyonumuzu artırıp Ramazan'a girmeyi falan konuşurduk. Ramazan'da böyle ibadet anlamında en üst seviyelere çıktık. Ramazan'dan sonra da her şey bitti gitti, bunu yapmıyoruz. Şevval var. Aynen. Şevval'den sonra zaten yine kurban günlerine doğru gidiyoruz. Yine hepimiz için mübarek günler. Kulluk bilincinden ayrılmamamız gerektiğinin aslında en büyük göstergesi. Derya Hanım'ın selamları var hocam size. Diyor ki, eminim bunu da yani birçok izleyicimizin başına gelmiştir bu konu. Şimdi biz 3 arkadaşlık diyor hocam. 3 samimi arkadaşlık, bu 2 arkadaşın arası bozulmuş. Ya da işte 4 arkadaşın ikisinin arası bozulmuş. Çok müthiş derecede bir ilişkilerinde kopma yaşanmış. Şimdi de diyor, hani biz sonuçta diğerleriyle küsmedik. Bu sefer bize cephe almaya başladı. Sen bununla niye konuşuyorsun? Öbürüyle niye ilişkine devam ediyorsun? Ben küstüysem sen de küseceksin diye. Bir Müslüman kardeşlerinin arasını böyle açmaya mı çalışır, yoksa küsenleri barıştırmaya mı çalışır? İnnemel mu'minûne ihvetun. Cenab-ı Allah böyle buyurur. Şüphesiz ki müminler ancak kardeştirler. Fe aslihû beyne ehaveykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin. Vettekullah, bu konuda da yani Allah'tan korkun diyor. Bak, demek ki Allah'tan korkunu bu tür kişiler için söylüyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Evet. Laallekum turhamun. Eğer merhamete uğramak istiyorsanız, nail olmak istiyorsanız. Şimdi bir kimse, ben falan kimseyle konuşmuyorum, sen de konuşma demek. Bu kimse konuşmamakla bir hata işliyor. Sen de konuşmayacaksın diye baskı yaparak bu hatasını büyütüyor. İkinci bir hata işliyor ve böyle bir şeye hakkı yoktur. Dolayısıyla bir kişinin arkadaşlarının, dostlarının böyle bir tavsiye alması, kötü tavsiye alması durumunda, yani sen onunla konuşmayacaksın, bak konuşursan arkadaşlığımız sona erer, biter gibi tehditlerle o kimseyle konuşmaması helal değildir. Tam tersine onunla konuşacaktır, konuşması gerekir. Ve de bu arkadaşını da ikna etmesi gerekir. Yani kendisinin de onunla konuşması için ikna etmeye çalışması gerekir.
Hadi bunu yaptık hocam. Küslerden birisi yelkenleri suya indirdi. Genelde karşı taraftardan bir tanesi küslükte ısrarcı olmaya devam ediyor. Bu küslükte ısrarcı olmanın da bir vebali günahı var mı? Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? La yahillu li muslimin en yahjura aha fevka salas. 3 günden fazla bir Müslümanın Müslüman kardeşini terk etmesi helal değildir diyor ona. Helal değildir diyor. Bunun bir vebali olduğunu, bunun bir günahı olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir şey bu. Çünkü kulların arasında daima ıslahı Cenab-ı Allah istiyor. Elbette ki tabii ki bunun bir vebali vardır. Allah korusun. Ülfet ve muhabbet nasip etsin Cenab-ı Allah. Derya Hanım'ın selamları var. İki çocuk sahibi olduklarından bahsetmiş Derya Hanım. Fakat ikisini de sezaryen yöntemiyle dünyaya getirmişler. Doktorları yeni bir hamileliğin hanımefendi için büyük bir sıkıntı ve risk taşıyacağını söylediklerinden dolayı kordon bağlatmanın caiz olup olmadığını soruyor size. Evet, doktorlar şayet bir hanımefendiye yeni bir hamilelik teessüs ettiği takdirde, meydana geldiği takdirde şayet ona hayati bir riskten bahsetmişlerse, yani senin için hayati bir tehlike var, bu tehlikeyi göze alamazsın, bu bir tehlikedir, bir daha sen çocuk sahibi olma gibi bu tür uyarılarda bulunmuşlarsa, bu hanımefendi yeniden hamile kalmayı engelleyici yöntemlere başvurabilir. Bu yönteme de başvurabilir. Yani kordon bağlatma diye ifade edilen yönteme başvurabilir. Ama böyle olmadığı halde efendim keyfi bir şekilde ben ancak bu kadar çocuğu bakıyorum, ben kendiliğimden kordonlarımı bağlatayım derse, bu takdirde kocasının da buna rızası varsa hem kendisi hem kocası günaha girmiş olurlar. Allah korusun. Hocam bugün bayramın ikinci günüydü tabii. İkinci gününü de uğurladık artık yani. Üçüncü güne girdik diyebiliriz. Diyanete soralım ailesi adına, ben bir soru sorayım. Ramazan'ı ihya için çok soru sorduk. Nasıl ihya ederiz falan diye, ama bu soruyu bayramın birinci günü de yine size sormuştum. İkinci günü de yine size sorayım. Bayram geceleri nasıl ihya edilmeli? Yani bayram sadece birilerinin gidip birileriyle musafaha ettiği, sıla-i rahim yapılan günler mi, yoksa akşamında farklı böyle bir takım tefekkürler falan da olabilir mi? Evet, bu bayramda en çok tefekkür edeceğimiz şey yalnız başımıza kaldığımız zaman. Ben bugün burada bayram ediyorum. Çoluk çocuğum da burada bayram ediyor. Biz ülke olarak bayram ediyoruz. Ama bayram edemeyen kardeşlerimiz var. Ya. Bunu düşünmesi. Bayram edemeyen kardeşlerimiz şu anda ne durumdalar? Ne yapıyorlar? Ne yerler? Ne içerler? Bunların yeni bir ayakkabısı var mı? Yeni bir elbisesi var mı? Bırakın yeni bir ayakkabıyı, yeni bir elbisesi. Bunların karınlarını doyurmaya acaba içmeye bir çorbaları var mı? Bir tas çorbaları var mı? Çorbayı bırakalım efendim, bir ekmekleri var mı? Kuru bir ekmekleri var mı? Kuru bir gıdaları var mı? Bunlara tefekkür etmeleri, onlar için dua etmeleri, kendileri için de Rabbim bizi bağışla, biz yardım edemedik diye kendileri için dua etmeleri, istiğfar etmeleri ve Cenab-ı Allah'ın ülkemiz için, milletimiz için bu sebeple bize bir zarar vermesin diye efendim dua etmeleri, bunlar önemlidir. Bu şekilde dua etmeleri. Yine geçmişlerimize, özellikle ölülerimizin de bayrama ihtiyacı var. Onların da ruhlarına, evet, Fatiha'lar, onların ruhlarına okumak, efendim ayet-i kerimeler, İhlas, Fatiha suresi ve dua etmek, onlar için de dua etmek, yani ölüsüyle dirisiyle bayram etmek için
bu çabalarımız olmalı. İnşallah. Bu bayram gecelerinde özellikle kendi dindaşlarımız için, yurdumuz için, ülkemiz için, ülkemizin geleceği için, birlik ve beraberliğimiz için çok dua etmeli ve çok çalışmalı, çok gayret göstermeliyiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tekraren ben bayramınızı tebrik ediyorum. Diyanet'e soralım ailesi adına. Evet. İyi ki bizim hocamızsınız. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Rabbim hem kendimiz için hem de bütün İslam alemi için iyi ve güzel şeyler arzu eden kimselerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmışlar? Rabbi mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.